Yeni Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün 20 Ekim Cuma, İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. Bergama'nın Hisarköy mahallesinde 12.500 metreküp kapasiteli granit ocağı için düğmeye basıldı. Bergama Çevre Platformu sözcüsü Erol Engel bölgenin kan kaybettiğini dile getirdi. Yeni Gün'den Sıla Arabacıoğlu'nun haberi. Bergama'nın Hisarköy mahallesinde yer alan Kozak Yaylası, var olan maden ocaklarının yanına bir yenisinin daha eklenmesi tehlikesiyle karşı karşıya. 12.500 metreküp kapasiteli granit ocağı projesi için düğmeye basıldı. ÇED süreci başlayan projeyle ilgili Bergama Çevre Platformu sözcüsü Erol Engel uyarılarda bulundu. Kozak Yaylası'nda kapasitesinin üstünde taş ocağı olduğunu vurgulayan Engel, bölgenin kan kaybettiğini aktardı ve projenin geri çevrilmesi, diğer taş ocaklarının da kapasite artışına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. İzmir'le Milano, Roma, Venedik arasında direkt uçuşlar başlıyor müjdeyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görev süresi dolan İtalya'nın İzmir konsolosu Valerio Giorgio'yu makamında ağırladı. Giorgio, görevi boyunca verdiği desteklerden ötürü Başkan Soyer'e teşekkür ederken bir de müjde verdi. İtalyan konsolos önümüzdeki yaz döneminde İzmir'le İtalya'nın Milano, Roma ve Venedik şehirleri arasında direkt uçuşların başlayacağını söyledi. İzmir'de son dönem karaciğer yetmezliği yaşayan Hüseyin Özçınar, eski damadının karaciğeriyle yeni hayatına merhaba dedi. Karaciğer nakli olması gerektiği söylenen hastaya destekse eski damattan geldi. Aileden uygun donör çıkmayınca karaciğerini vermeye gönüllü olan eski damat Uğur Doğrusöz, yapılan tetkiklerin ardından operasyona alındı. Eski damadının karaciğeriyle sağlığına kavuşan Özçınar, "Eski damadım nakil için gönüllü oldu ve seve seve karaciğerimi veririm," dedi. "Şimdi Allah'a şükür çok iyiyim, Allah ondan razı olsun," diye konuştu. Olayı ilk eşimden öğrendim. Ben gerçi eşimden ayrıyım. Benim eski kayınpederim oluyor kendisi ama aramızdaki diyalog hiçbir zaman hiç kötü gitmedi. Her zaman iyiydi, güzeldi. Ondan sonra kan grubumuz uyduğu için babamla beraber orada yani avantajımız var. Ondan sonra çıktım geldim ben de buraya. Kontrollerimizi yaptılar. Uygun olduğunu söylediler, hiçbir şey olmadığını söylediler. Ben de gönüllü vermek istedim yani. Önemli olan ben hani bir insana hayat verebilmek çok önemli bir şey. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kaza akşam saatlerinde İzmir Kemalpaşa yolu Hayıtlıkır mevkiinde meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Kenan Işık idaresindeki otomobil yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki sürücü Kenan Işık'la yolcu konumundaki eşi Neşe Işık olay yerinde hayatını kaybederken diğer otomobilin sürücüsü HP ile yolcu konumundaki NP yaralandı. İzmir'in Bornova ilçesinde babasının kavga ettiği kişilere bıçakla saldırarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan yabancı uyruklu şahıs tutuklanırken babası adli kontrolle serbest kaldı. Cinayet zanlısının ailesinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi. Polis ekiplerince başlatılan çalışmalar çerçevesinde baba oğul kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 20 yaşındaki zanlı M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken baba V.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayet zanlısı M.S.'nin birinci dereceden yakınları olan ailesinin ise yakın zamanda sınır dışı edileceği öğrenildi. 20 Ekim 2023 Cuma günü altın fiyatları gram altın 1788 liradan, çeyrek altın 3040 liradan, cumhuriyet altını 12.110 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle: BIST 100 7621'den, dolar 28.02'den, euro 29.68'den, petrol 93.44'den ve bono 24.16'dan işlem gördü. 21 Ekim 2023 Cumartesi günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak: İzmir az bulutlu 29 derece, Bornova, Karabağlar ve Karşıyaka 29 derece, Buca 28 derece, Çeşme, Dikili ve Urla 26 derece, Foça ve Selçuk 27 derece, Çiğli 29 derece, Aliağa, Ödemiş, Menemen ve Torbalı 28 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle.